Merhabalar değerli arkadaşlar. Merhabalar arkadaşlar. Ya hocam, alacağımız paradan bahsediyorsunuz da vereceğimiz paradan hiç bahsetmiyorsunuz dediğinizi duyar gibiyim. Kötü şeyleri sona bırakıyorum arkadaşlar. Şimdi kalem kalem ne masraflarınız olacak, biraz da ondan konuşalım istedik arkadaşlar. Tek tek bahsedeceğiz. Tabii ki en minimum ne olabilir? Tabii ki çok zor durumda arkadaşlarımız var. Ben de öyleydim. İknur hocamız da tabii zordaydı. Hepimiz zorda oluyoruz bu dönemde. Tabii ki daha farklı. Hani hocam ben biraz daha iyisini almak istiyorum. Maksimum. Maksimum. Ben lüksümden vazgeçemem hocam diyenlerimiz olabilir. Maaşı aldıktan sonra İknur hocanız gibi mesela. Evet, şimdi arkadaşlar. Bir taraftan minimumdan da bahsedeceğim, bir taraftan maksimumdan da bahsedeceğim. Bir, taşınma olayı. Ya hocam ben bekarım. O yüzden taşıyacak bir evim yok. O yüzden de bu anlamda en minimum ne olur? Arkadaşlar Bursa'dan Muş'a gittiğimizi düşünüyoruz. Tamam mı? Bütün şeyleri ona göre kurgulayacağız. Bursa'dan Muş'a şu anda otobüs fiyatı 200 lira, vereceksin bu parayı. Yani hani bundan kurtulma şansın yok. Otostopla da gidebilir ama gerek yok. 200 lira bu var. Giderken de bir yeme içme 50 lira 100 lira bu şeye gidiyor. 300 liraya buradan Muş'a gideceksin. Evet. Ama eğer ki tabii ki evliysen ve bir ev taşıyacaksan o zaman da ortalama 5000 lira hani aşağı yukarısı vardır da o civarlarda bir şeylere taşınırsın muhtemelen. Yani bekarsan, hiçbir şey taşımayacaksan, bavulunu alıp gideceksen 300 liraya gideceksin buradan Muş'a. Ama evliysen 5000 liraya ev taşırsın arkadaşlar. Bu şekilde minimum maksimum bu. İkinci kalemimiz sağlık raporu parası, vesikalık parası, sarı dosya parası. Dosyayı size aldırtıyorlar arkadaşlar. Çok pahalı bir şey değil ama olsun, ben bunu da toplam olarak söyleyeyim dedik. Yani aynen. Sağlık raporu parasını yorumları arkadaşlarımız yazmış. Devlet hastanelerinde 250 lira civarında hocam diye. 250 lira diyelim. Vesikalığa da bir 30 lira desek, sarı dosyaya da 20 lira desek toplamda 300 liraya bu şeyi de kapatabiliriz. Bu zaten zorunlu arkadaşlar. Sağlık raporunu almamız gerekiyor yani. Hani başka çaresi yok. Vesikalık da çekilecek. Sarı dosya da alınacak. O yüzden bu 300 lira da burada. Şimdi ne etti? 300, 300, 600. Hani ben minimum, ben bekardım. O zaman ben minimumdum. Ben kendi üzerimden gidiyorum. Şimdi 600 lira bunlara verilecek. Şimdi geldim 3. kalem. Ev tutma. Ya hocam ben ev tutmayacağım başta. Tamam da ne yapacaksın? Yani zaten hani çadırda yat. Yok, Muş'ta çadırda yatamazsın. Bak ben sana söyleyeyim, burnun donar yani. Benim böyle bir bıyıklarımın donmuş olduğu bir fotoğraf var. Şimdi biz seçenekleri belli noktalarda sınırladık. Neler var? Bir, öğretmen evi, otel, apart, pansiyon tarzı bir yerde kalabilirsin. Mesela ben de çok uzun dönem apart gibi bir yerde kaldım. Öğretmen evinde kalan arkadaşlarımız da vardı. Şimdi düşündüğümüz zaman hani öğretmen evini düşünelim. Yani öğretmen evleri günlük 50 liradan ucuz öğretmen evi yoktur herhalde şu an diye tahmin ediyorum. Yani değil mi? Ben de bilmiyorum. Hiç ya bilmiyoruz tamam mı? Hani 50 lira diyelim tamam mı? Yani örnek veriyorum 50 lira diyelim tamam mı? Belki daha ucuz da vardır. Ama hani biz 50 lira diyelim tamam mı? Bunu da anlaşalım arkadaşlar. 50 liradan mesela şimdi ayın 1'inde atandığımızı düşünelim. Ayın 15'ine kadar belli bir şeyimiz var. Olacak yani maaş günümüz. Baştan zorlamazlar herhalde ama sonuçta bu para verilecek arkadaşlar. Yani ayın 15'ine kadarlık bir masraftan bahsediyoruz şu an. Dolayısıyla günlük 50 liradan ayın 15'ine kadar 750 lira para yapar. Öğretmen evinde ayın 15'ine kadardan bahsediyorum. Apart tutarsan belki bunu hani maaşı aldığımda şey yaparım dersin. Öğretmen evinde de belki bunu dersin. Neyse. Ev tutarsan tabii ki pek çok masrafın olacak. Bunu biraz sonra tek tek hesaplayacağız arkadaşlar. Bize en uygun gelen şu oldu. Arkadaş yanına sığınma olayı. Bulun birini. Yani, ya biz mesela ne yaptık? Biz mesela ne yaptık? Komşularımız Muşlu'ydu. Gittik onların yanında kaldık 2 hafta. O arada da bir arkadaş vasıtasıyla bir apart buldum ben. Oradan onun oraya çıktım. Evet. Mesela böyle bir yol tercih edebilirsiniz. Veya hocam benim Muş'ta komşumun arkadaşı yok. E o zaman ne yapayım? Yani sizin de arkadaşlar hepimiz eğitim fakültesi okuduk. Yani mutlaka atanmış arkadaşlarınız vardır. Muş merkeze gidiyorsan mesela. Yani ne bileyim Van'a gidiyorsan, bilmem nereye gidiyorsan vardır mutlaka arkadaşlarınız. Bir şöyle bir kurcalayın etrafı yani. Evet. Tanıdıklara sorun. Mesela bizim sonradan öğrendim akrabalarımız falan da varmış oralarda. Ya böyle yollar arayabilirsiniz. Hani geçici bir süreç yani arkadaşlar. Yani tamamen kalmadan bahsetmiyoruz bak. Yani bir kafanıza yatan bir yer bulana kadar şöyle bir 15 günlük, bir aylık, bir haftalık. Yani böyle bir tanıdık, tanıdığın tanıdığı birisinde sığınabilirsiniz. Herkes de bunu
şey yapar herhalde, tolerans eder. Yani benim yanıma da öyle bir akrabam, arkadaşım, bir şeyim gel. Geleyim de senin bir hafta, bir ay kalabilirdi yani. Dolayısıyla hani en başta bu şekilde kalınabilir diye düşünüyoruz. Evet, hem bir etrafı görme açısından, hem yeni bir yere gittin sonuçta. Oraya yerleşeceksin, orada bir düzen kuracaksın. O düzeni kurmadan önce bir etrafı gözlemlemek güzel olur diye. Ya belki bakarsın, o arkadaşlarınızla da anlaşırsınız. Veya bakarsınız ev arkadaşına ihtiyaçları vardır falan filan. Belki de böyle bir şey de denk gelir. Bu durumda tabii ki eve işte bir şeyler almak durumunda kalırsınız. Biz bunu hesapladık aslında. Hani en mantıklı bu geldi biraz da. Hani en azından mesela ilk bir sene diyelim hani bir ev arkadaşlığı buldunuz. Yani siz gireceksiniz hazır bir eve. Bu arada ben bir süreç öyle girmiştim bir eve. Hani en minimumda ben en minimumda aldım mesela. Ne alabilirsiniz? İşte bir tane ceket alırsınız. 300-500 lira. Yani en ucuz sıfır alalım. Bir tane yolluk alırsak, hani halı, yani ucuz bir halı alırsak, bir tane masa, bir tane sandalye alırsak 800 liraya da bunu çıkartırız bence. Bir tane de bezdolap. Tabii bir tane de bezdolap. Hani takım bezdolap elbiseleri asmak için. Aynen. 100 lira da olsa 900, hadi biz buna 1000 diyelim. Evet. Yani böyle bir şekilde yapabilirsiniz. Mesela arkadaşlar, bizim okulda bir hoca vardı. Okulun pansiyonunda bir oda boştu. O odaya o şekilde yerleşmişti. Kendine yolluk almıştı bir tane. Zaten okulun ranzası falan da vardı. Bir de bez dolap aldı. O orada yaşıyordu mesela. Bir de pansiyona yaşadı. Girersen zaten pansiyonu nöbet tutuyorsun. Oradan evet, da ücret alıyorsunuz. Hı-hı. Mesela böyle bir yol da seçilebilir. Veya mesela köy okulu tarzı yerlerde veya benim Muş'taki okulumda da vardı. Lojman bulursa mesela ya orada işte iki kişi kalabilirsiniz veya tek kişi denk gelebilir. Lojmanların kirası zaten çok ucuz oluyor arkadaşlar. O yüzden eşyası da olabiliyor. O yüzden hani o da çok iyi olabilir. Veya mesela İknur hocamız da söyledi. Biz de zaten üniversitede öyle yapmıştık mesela. Hani kısa süreli kalırken bir arkadaşınızla anlaşıp beraber bir eve çıkabilirsiniz. Bu da evet, hani az sonra anlatacağımız o evi dayama döşeme mevzusunda bundan da bahsedeceğiz. Bir diğer kalemimiz evin hani elektrik, suyu, doğalgazı, interneti. Tabii ki ev tutmayacaksanız hani en baştaki süreçte böyle bir masrafınız olmayacak. Ama tutarsanız eğer 1000 TL tabii ki depozitolara para verirsiniz arkadaşlar. Bir diğer kalemimiz bu zorunlu, yani herkes yapar diye düşünüyorum. Kıyafet ve ayakkabı. İdnur hocanıza nasıl bakıyorum bakın. Yani. Şimdi arkadaşlar yani hepimiz tabii ki öğrenciyken veya KPSS'ye çalışırken yani kendine göre giyiniyorsun. Hani çok da aşırı da böyle hani şıkır şıkır olayım derdin olmuyor. Niye? KPSS'ye çalışıyorsun zaten hani. Hayatını düzene sokma derdindesin. Ben bir kot, bir yani, tişört. Ufak bir şey. Aynen öyle yani. Hani kimsenin gözleri senin üzerinde değil o kadar da yani. O yüzden hani onun o durumdaki halimizle atandıktan sonraki halimiz farklı oluyor tabii ki yani. Şimdi öğretmen oldun. Şimdi özellikle hani küçük illerde daha da hani ön plandasınız. Şimdi öğrencilerin karşısına çıkıyorsunuz. Herkes size hani dikkat ediyor, örnek alıyor vesaire. Hani en ufak bir yerinizde bir değişiklik olsun. Mesela çocuklar görüyor bunu, söylüyorlar bir de yani. Evet, söylüyorlar. Söylüyorlar. Yani benim bir kere bir tişörtümün bir yerinde küçük bir yırtık varmış da geçen önceki seneydi herhalde. Hocam işte sizin şuranız yırtıkmış. Allah'ım valla. Benim dikkatimi çekmemiş. Giyinirken çok bakarım, ütüsünü yaparım falan ama yok yani ama çocuk görüyor yani. Neyse mesela bizde hani takım elbise zorunluluğu vardı bir de biz atandığımız zaman 2013'te. Evet. Mesela takım elbise aldık, gömlek aldık, ayakkabı aldık falan filan. Tabii ki siz de şu anda hani takım elbise almayacaksınız ama sonuçta bir şimdi bir 3-5 tane tişört alırsın. Hani hep aynı tişörtle gidecek halin yok. Ya da gömlek alırsın. Hani erkek olarak bahsediyorum. Bir iki tane pantolon alırsın. Bir tane yeni ayakkabı alayım dersin. Şimdi atandım hocam ben fotoğraflarda güneş gözlüksüz mü çıkacağım? O da olmaz. Yani. Yaza kadar bekle ya. Neyse hadi o beklesin tamam. O maaştan sonra şurada bir marka yazan bir tane gözlük alırsınız. Şimdi o olmazsa olmaz ama şimdi yani. Neyse onu maaştan sonra. Ama ötekiler alınıyor yani. Şimdi ne yapacaksın? Mesela hani kadınlar açısından konuşursan. Yani tabii çantası oluyor, topuklu ayakkabısı oluyor, düz ayakkabısı oluyor. Bugün çok dersim var, düz ayakkabı giyeyim. Bugün az dersim var, hadi bugün birazcık daha süsleneyim, topuklu giyeyim diye düşünüyorsun mesela.
ona göre aksesuarları oluyor. Evet, işte kadınların yok. Aksesuarı daha çok yani. Hani kolyesi, atkısı, bilmem nesi hepsi oluyor yani. Tabii masrafımız bayağı çok. Siz sayın kendinizi bizde bir mi tutuyorsunuz değil mi? Ne var yani sizin çantanız varsa biz de güzel bir cüzdan almayalım mı yani? Bir kemer almayalım mı arkadaş? Allah Allah. Resmen burada erkekler cebine... ayrımcılığa uğruyor. Sen cebine koyabilirsin kimliklerimi. Yani sen lüks çanta alacaksın ben cebime koyacağım. Ama ne güzel var. Ben de bekar olabilirim ama... Neyse dur evlendik şimdi de karıştır ortalı. Şimdi arkadaşlar dolayısıyla biz kıyafeti 1000 lirayla 2000 lira arası olabilir, evet, diye düşündük. Yani hani daha ucuz olur mu bilemiyorum. Yani şimdi bir sürü şey aldığımızı düşündük. Mesela 5 tişört alsan, 2 tane pantolon alsan, bir de ayakkabı alsan 1000 liradan aşağı çıkabilir mi çok bilmiyorum yani. Evet. Neyse 500, 1000, 2000 öyle bir şeyler diyelim, durumunuza bağlı artık arkadaşlar. Sizin beğendiğiniz şeylere bağlı. Biz hani minimumda gitmeye çalışıyoruz şu anda. Evet. Tabii ki çok iyi markada giyinebilirsiniz yani. Bir takıma da 2000 lira verebilirsiniz. Ya tabii verirsin çok yani. Çok rahat. Ben veremiyorum yani, ne bileyim. Bir diğer masrafımız kırtasiye masrafı. Tahta kalemi almanız zorunlu, gerekiyor yani. Kartuş almanız lazım. Şimdi bunda yedek kartuş almanız gerekiyor. Versene İknur bana bir tane göstereyim arkadaşlara. Bir yedek kalem falan da alırsınız. Şimdi artık tahtaların hepsine kalemle yazılıyor. Şimdi kalemler hani 2-3 tane alsan, bir de yedek kartuşlar alsan falan gene bir 50 lira 100 lira civarı bir şey tutar hani yedek kartuşlarıyla beraber. Ha hocam ben yedek kartuşlarını arkadaşlardan notlanırım derseniz o ayrı. Normalde hani bunun bir de işte kartuşları değişenleri var arkadaşlar. Şu kartuşu arkada. Şöyle gösterdim. Aynen kartuş da böyle işte. Alırsınız bunlardan birkaç tane işte. Hani kartuşlar tabii çok bitebiliyor. Özellikle böyle tahtayı çok kullanıyorsanız bizim gibi. Mesela ben bir günde hani genelde 2 kartuş, 3 kartuş bitiriyorum yani. Hani biz hani hep tahtadayız. Tabii. Genelde sizde de öyle olacaktır herhalde. O yüzden buna da ihtiyacınız olacak arkadaşlar. 50 lira diyelim buna da. Tabii ki başka kırtasiye masraflarınız da olacak. Yani kişiye bağlı olarak. İşte hocam ben renkli postitleri çok seviyorum. İşte hocam benim naylon dosyaya çok ihtiyacım var. Klasör alacağım. Ben mesela çok kağıt kullanırım. Not alırım. Hani artık az çok tanıdınız beni. Ben seviyorum böyle şeyleri. Ben mesela gittiğim zaman mutlaka şurada da var. Bir top dosyamda hani kağıdım vardır yani. Hep yanımda da taşırım. Ya da sınıfçılar da mesela şey yapıyorlar ya. Hani onlar sınıfçı çok arkadaşlar, fazla. Vallahi, harbiden kırtasiye masrafları çok oluyor yani. Evet. Sıkırlar yani çok bilmem. Evet. Yani çok masraf ediyorlar. Hakikaten yani zor. Yani tabii onların o zaman 50 lirayla 500 lira arası diyelim yani. Sınıfçıysan 500. Branşçıysan 50. Herhalde böyle diyebiliriz. Bir diğeri arkadaşlar bu da zorunlu. Ayın 15'ine kadar gelen sürede yeme içme ve yaşama masrafı. Şimdi evet. İkinci hocanızla çok tartıştık bunu yani. Ya ben dedim ki arkadaş benim param yok. O yüzden ben dedim dürüm yiyeyim yani hani. O da dedi bak sağlığın açısından hani bütün gün dürüm yenmez her gün. 15 gün boyunca her gün dürüm de yeme dedim. O hoş olmaz dedi o. Ne bileyim yani ben yiyebilir miyim bilmiyorum, yerim herhalde. Ya da dürüm seviyesinde takılalım dedim yani hani. 15 gün mesela maaş alana kadar en birinde başladık, 15 gün dürüm seviyesinde takıldık mesela 20 lira diyelim. Hani bir öğlen yemeği. Akşam yemeğine de hadi 30 lira verelim. Toplam 50 lira yapsın. Kahvaltıda da simit çay yiyelim artık. 5 lira da ona verelim. 55. Hadi kafeye de. Kafe konusunda çok aradayız. Ben 5 lira veriyorum. Ben dedim ki ikinci bardak çayı içemeyeceksin. Biriktir dedim ben de. 3 günde bir git dedi. Evet öyle dedim. Evet. Ne yapacaksın her gün kafede be ya. Arada da arkadaşların evine gidelim. Bir şeyler yapalım. Ne bileyim dışarıda parkta buluşalım. Yani Allah'ım. Neyse ben 5 lira veriyorum. Onu olur. Bir yapıyoruz yani Allah Allah. Neyse 5 lira da ona veriyorum tamam mı? Daha fazla veremem. Paramız yok diyorum. Paraları biriktirip termos almak daha mantıklı. Evet, evet. Tamam bu noktada buluşabiliriz. Neyse 55, 5 de kafeye 60. 60 lira günlük olarak yediğimiz içtiğimiz dersek eğer ki daha fazla tutabilir ama biz minimumdan gitmeye çalışıyoruz. Daha minimum da yapabilirsiniz tabii ki. Bu size kalmış bir şey.
Yani hocam ben hani dürümümü alacağım, evde Simitli. yiyeceğim diyebilirsin tabii ki. Sabah akşam yerim, öğlen yemem. Yani olabilir. Yaptığımız Evet. zamanlar oldu hepimizin yani. Neyse biz 60 liradan devam edelim. 15 gün dersek kaç para tutar İknur? 900 lira tutar değil mi? Evet. 60 çarpı 15, 900. Hastayım diyorum burada. Dolayısıyla arkadaşlar tabii ki yeme içme olmadan da yapamayacağınıza göre 900 lira da yeme içmeye vereceksiniz. Hadi 500 de 900 arası, 1000 arası diyelim biz buna. Bunlar mutlaka olacak olan şeyler. İlknur hocanız dedi ki hocam ben kaynak kitap almak Evet. istiyorum. Yani yoktu benim kaynak kitabım, aldım ben dedi Evet, mesela. bir tane soru bankası almıştım. Hani öğrencilere daha faydalı olabilmek. Çünkü aradan çok uzun zaman geçiyor. Bir anda derse giriyorsun ama ne anlatacaksın? Yani bir Yani şimdi soru ders kitabından da çözmedin. faydalanabilirsin. EBA'dan da faydalanabilirsin bu anlamda da. Ama tabii Soru dediğin gibi bankası daha tarama faydalı olabilme kitabına. açısından, hani kendiniz de biraz soru çözme açısından, soru bankasından da tabii ki bu anlamda kendimiz için faydalı olabilir. Ben hani bu anlamda mesela ilk atandığım zaman şöyle bir şey yapmıştım. Bende de yoktu kaynak kitap. Girdim ilk gözüme çarpan dershaneye. Dedim ki biz yeni atandık. Bir de arkadaşım vardı yanımda, kimyacı. Dedik ki biz yeni atandık. Varsa bize fazladan kaynak kitap verebilir misiniz? Verdi adam da ya. Dedi hocam hani fazladan işte hani gene ihtiyacınız olursa falan filan gelirsiniz işte konuşuruz falan filan. Bir daha da uğramadık. Ama verdi yani, sağ olsun, Allah razı olsun. Yani böyle bir şey de yapabilirsiniz. Biz yapmıştık. Veya işte bu yine kaynak kitap açısından bu kitapların ana bayileri oluyor illerde, ilçelerde de oluyordur muhtemelen. Bu ana bayilerle görüşüp onlardan da örnek kitap isteyebilirsiniz arkadaşlar. Bu da bir şeydir. Zaten devletin de verdiği kitaplar şu anda gayet güzel. Eskisi hani eskiden Evet. daha güzel yani, Şu anda güncellenmiş en halleri. çok kullandığım kitap Devlet'in kitabı Tabii mesela. tabii hepimizin öyle zaten. EBA'nın soruları çok güzel Evet. mesela. Yani en çok takip edilen onlar zaten. Ya ben o zaman hani yeni atandım, birazcık hani öğrenciler soru getirirse yamulmayayım Tabii diye bir tabii. tane soru bankası bitirmek istemiştim. Farklı tip soruları görmek iyi oluyor Evet. zaten. Ama bir tane de kitap aldığımızı düşünelim. Hadi 50 liraya da kitap alalım. Gerçi 50 ile 100 arası da. Evet. Geçen sene öyle bir kitap aldık İknur hocamızla. Aman Allah'ım 100 ya. liraydı. Ne seninki 80 lira, benimki 70 lira. O da pazarlık yapa yapa. Bak iki tane alacağız abi. Neyse 100 lira ile 50 lira arasında kitap diyelim. Bu da masraf kalemlerinden bir tanesi olsun. Tabii ki arkadaşlar dediğimiz gibi hani farklı şekiller de yapılabilir ama genel olarak masraflarınız bu şekilde olacaktır diye tahmin ediyoruz. Şimdi ne yaptı? En zorunlu olarak masraflarımızdan yola çıkarsak. Şimdi bir arkadaşımızın yanına çıktık. 800 TL'ye kanepe, halı, işte masa, sandalye aldık. 1. 300 lira sağlık raporu vesikalık sarı dosyaya verdik. 2. 300 lira otobüse bindik, geldik, ona verdik. Ne yaptı? 600, 800, 1400 yaptı toplamda. Daha sonra yeni bir eve çıkmıştık ama hani hazır bir eve yanaşmıştık zaten. O yüzden hani depozitodur, elektrik, su, doğalgaz depozitolarıdır falan, bunlara yanaşmadık. Kiraya da bir dahaki ayda katkıda bulunacağız. Bunlara bulaşmıyoruz henüz. Kırtasiye masrafı olarak 50 lira demiştik. 1450. Kaynak kitaba da 50 lira verdim. 1500. Ve son olarak da 900 lira da yeme içmeye verirsek 2400. 2400 lira para yapar. Ya hocam ben biraz azaltırım dersen azaltabilirsin ama artık bu minimum arkadaşlar. Ekmen hocanız dedi ya, bak dedi 2400 liraya geçinemezsin dedi. Yok dedim, ben idare ederim arkadaş. Ben yani ne yapacaksın, hani insanın bazen durumu olmuyor yani. Hani Ben de dedim ki bak giderken yanında sen yine bir 5.000 lira al da orada millete karşı rezil olma dedim. ya ne yapayım kızım, yoksa Allah Allah Tam ya. olmadı, bankadan kredi kartı veriyorlar ya, onu cebinde Oo, taşıma. kanka sonra. Yani önce bir maaşımızı alalım da ondan sonra kredi kartı olayına da bakarız yani, şimdi değil. Şimdi arkadaşlar bunun dışında şimdi bir de ev tuttuğumuzu düşünelim, tamam mı? Yani yeni bir ev tutuyoruz. Peki hocam bu durumda ne gibi bir şeyimiz olacak? Ya ben mesela artık hocam atandım. Yani ben yeni atandım. Artık ben de kendi özgürlüğümü yaşamak istiyorum ya. Evet, başkasıyla bir evi Heh. paylaşmak istemiyorum. Kimsenin derdini de çekmek istemiyorum. Aynen Kendim öyle. açayım, kendim kapatayım kafasını Ha, bir diyor. artı bir bir eve çıkacağım ben ya. Yani
Kimse bana karışmasın. O zaman ne masrafım olacak ek olarak? Bu durumda arkadaşlar bir kere evin elektrik, su, doğalgaz, internet olacak. 1000 TL. Tamam, evet. Kafadan bu var. 2. Evin kira ve depozitosu. Şimdi düşündük ilk gün hocanızda. Bir hani senin kalmak isteyeceğin bir ev 1000 liradan çok da aşağı olmayacaktır. Evet. Bunun da bir kira bedeli depozitosu olacak. 2000 lira da bu var. Ne yaptı? 3000 toplamda. Üçüncüsü tabii ki birinci el, ikinci el eşya. İlk gün hocamız bu konuda tecrübeli. O böyle kardeşini de yanına alıp çıktı, çıkmış eve. Evet, zamanında. Anlat bakayım İknur Hocam biraz. O konuda da tartıştık biraz. İşte ikinci el yok o olmaz, birinci el olsun falan filan. Yani ben ikinci el denedim aslında. İkinci el buzdolabı aldım. Beni gelene kadar zor idare etti. Bir kere tamire gitti geldi sonrasında ama beni idare etti buzdolabı. Dur şimdi bir buzdolabı. Kaç para verelim buzdolabına? Kaç para verelim? Oraya not etmiştik sanki. Dolaba yani ben çok para veremem bak. Bana bırakırsan ben yani çok para veremem. Yani 700 civarı falan. İkinci el alalım arkadaşlar. Hadi 1000 lira diyelim, tamam mı? Sıfırları çok pahalı çok zaten pahalı. Yani. 1000 lira verelim, tamam, idare etsin bizi. 2. Çekyat sıfır mı alacaksın? Çekyat ben dedim başkasının kullandığı çekyata oturup kalkmak istemiyorum. En ucuzundan çekyat aldım 2 tane. Ya bu konuda haklısın. 500-500 1000 lira da bu tutar zaten. Hani ya onda yatarız kalkarız bir şeyler yaparız. Tamam çekyata da 1000 TL verdim. 3. Nedir o? Dolap. Dolabını nasıl almıştın sen? 3 kapılı bir dolabın üç var diyordun. 3 kapılı bir kar dolabım vardı. O zaman 400 liraya almıştım 3 kapılıyı. Yani şu anda o da 1000 lira, 800 lira falan vardır. Ya onu da ikinci el al artık sen de. Vallahi var ya her şey sıfır alacak ya. Tamam hadi, hadi sana 800 lira vereyim gene. Tamam. 800 lira da senin 3 kapılı dolabı. Tamam. Şimdi bir kadın hocalarımız 3 kapılı dolabı yani olmadan yapamaz. Yani baştan bez dolap aldım. Bez dolabım kırıldı. Sonra gittim 3 kapılı dolabı. Bak ben mesela bez dolap aldım. Gayet idare ettim. Ben İstanbul'a tayin olunca da bez dolapla idare ettim. Arkadaş siz niye idare edemiyorsunuz bez dolapla? Ne güzel bir şey bir bez dolap. Bir sürü eşya aldığımız olur. Tamam hadi 800 lira verdim, tamam. Bir başka masrafımız çamaşır makinesi. Evet ben çamaşır makinesi onu da ikinci el almayı denedim. Yani, yapamadım içim almadı diyor lan. Yok 1-2 ay sonra bozuldu benim çamaşır makinem. Bir de ben çok çamaşır yıkıyorum zaten. Öyle olunca dedim en iyisi sıfırını almak yoksa bu beni götürmeyecek dedim. Sıfırını aldım. Yani benim İstanbul'daki arkadaşım ikinci elini almıştı. Üniversitedeyken de ikinci elini almıştık. Yok arkadaş bunlar sıfır almadan yapamıyorlar. Sıfır olarak baktım arkadaşlar. İnternette en ucuzu 2000 lira gösteriyor. İnternetteki bu alışveriş sitelerinden birinde. Sıfır alırsanız 2000 lira, sıfır almazsanız 1000 liradır herhalde. Yani o yüzden çamaşır makinesini sıfır mı alalım İknur? Ya ben sıfır aldım. Hadi sıfır alalım. Seni mi keseceğim ya? 2000 lira da çamaşır makinesine verelim hadi. Masa, sandalye, kitaplığa da toplamda 500 lira verelim. Evet ben kitaplık almamıştım. Masada bu katlanabilir masalar var ya onlardan almıştım böyle. Bak ben kitaplıksız yapamam. Bu benim kırmızı çizgim. Bak ne güzel kitaplık ben aldım bunu. Ben 3 kapılı kardolap almıştım ya onun bir gözünü kitaplık yapmıştım. Benim bu mesela 2 tane kitaplığım var arkadaşlar. Ben yapamam kitaplıksız. Çoğu öğretmen arkadaşımız da kitaplık seviyordur evet. Diye tahmin ediyorum. Öğretmenler kitaplık severler. Evet, kitaplık, masa, sandalyeye de 500 verdim. Gene ucuzumdan diye düşünüyorum. Hani tabii daha fazla da verebilirsiniz arkadaşlar. Ben hep ucuzuna kaçıyorum şu anda. Halı perde diye düşünürsen İknur Hocam sen çok güzel anlatıyorsun bunu. Yani perdeleri ben dökme almıştım o zaman. Hı-hı. Evde kullanacağım perdeleri, tüllü dökme falan. Dökme dediğimizde gene sıfır. Hı-hı. Ama hani kesilmiş. Evet, kesilmiş parçalardan Hı-hı. işte evimin camına göre o zaman ölçüsünü almıştım. Hı-hı. Bursa'da bir yerden almıştık işte. Halıları sıfır aldım. Halıda da ben yatağını kaldırdım diye düşündüm onun üstüne. Yerler diye bağırdım. Sen panda mısın be? Ben bir tane halımı Bursa'dan götürmüştüm. Annemin kullanmadığı bir halı vardı. Anne şeyi de kullanın arkadaşlar. Anne ABM. Yani bir tane halımı Bursa'dan götürmüştüm. Oradan bir tane halı aldım. Bir tane koridoruma yolluk aldım. Bir tane de mutfağıma yolluk almıştım. O kadar. Yani şimdi sıfır halı iki tane 200 liradan düşünelim. 200 liraya halı var mıdır bilmiyorum ama. 200-200-400. Dökme perdeyi de 100 lira verdim. 500. Bir de yolluklar var. Yolluk alalım. Hadi 100 lira da ona vereyim. 600 olsun. Evet. Tamam mı?
Dolap almıştık zaten. Ocakla şofben, tabii ki her yerde doğalgaz yok. Hatta çoğunuz ilçeye vesaire atanacaksınız. O yüzden şofben ve ocak aldığımızı düşünelim ve buna da 500 lira verelim. Tabak, çanak, çarşaf, yastığı ne yaptın İknur hocam? Onları da anne bank sağ Ya anne bank olsun. sağ olsun. Yani Bunlara para vermeyin arkadaşlar şimdi yani. onları annemden almıştım. Hatta giderken bana kışlık salça falan da koymuştum. Menemenlik falan böyle. Onları Yapacak bir şey götürmüştüm. yok. Olacak o kadar yani. Baza, yatak vesaire almamız lazım. Evet. Tabii o kadar çalışıyorsun, gün boyu yoruluyorsun. Yani 1000 lira ile 2000 lira arasıdır diye düşündük arkadaşlar. Bu Evet. hani adamına göre değişir. Ama ben tabii ki ucuzundan halledeceğim ve 1000 lira Evet, koyacağım ben buna. öyle ucuz almıştım. Artık hani 3 senenin sonunda baza çökmüştü içine Çöksün be ya. 3 yani. sene sonra da atarsın gelirsin bursaya. Televizyona baktık arkadaşlar. En ucuz televizyon şu an 1000 lira. Tabii almama olasılığınız da var. Bilgisayarım var hocam. Ben internetten idare ederim diyebilirsin. Tüp alman gerekebilir, alman gerekmeyebilir. O yüzden buna Evet. katmayacağız işin içine. İlk Nurcan'ınızla aynı düşüncedeyseniz eğer bir ayna yaptırmış o. Kendime bakmadan yapamam. Uzun uzun bakıyorum. Yani sabah okula Arada bir giderken yakalıyorum böyle bakıyor aynanın karşısına. Aa ne güzelim ya Rabbim. Tamam diyorum aynalar çatladı tamam. aynaya bakmadan nasıl gideceksin okula? Sabah hazırlanıyorsun, kıyafetin üzerinde güzel durmuş mu, potluk var mı, sökük var mı, yırtık var Eyvah. mı? Bunları görmen için bir boy aynasına ihtiyacın Evet haklısın. İşte benim olmadığı için var. şuradaki yırtığı göremedim. Ya tamam 100 lira da aynaya verdim hadi tamam. Ayna senin için önemli bir şeymiş. 2000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000, 8500 lira ya 8000 liraya mal ettim ben olayı ama sen tabii ki buna da az diyorsun. Evet. Yani ben olsam hani bir erkek hoca bence 8000 bile tutup Ama hadi bak şöyle 8000 düşün. tutsun tamam. 8 Ama bak şimdi abartmayayım şöyle düşün. o kadar. Yarın öbür gün o eve diğer öğretmen arkadaşların gelecek. Yani bit pazarından çıkmış gibi mi çağıracaksın? Birazcık da göze de hitap etmesi lazım. O evde yaşıyorsun. Sen böyle karı koca kavgası gibi oldun. Ya ne bileyim bence öyle de güzel olur yani ama neyse. Yani 8 bin lirayla 10 bin, 15 bin artık hani ucu açık arkadaşlar. Ama en aşağı 8 bin tutar diyelim. Yukarısı size kalsın. Yani en aşağı 8 bin lira tutar. Yukarısı size kalsın arkadaşlar. Ama yemek konusunda daha sonrasında tasarruf edebiliyorsun mesela. Evet o doğru Başlangıçta haklısın. hani bir iki malzeme alman gerekiyor tabii ki, hani aylık masrafın oluyor ama sonrasında evinde kendin yemeğini yapabiliyorsun. İşte bir yağ alıyorsun, yumurtanı kır ye git mesela. Evet, mesela öğlen yemeğini okulun yakındır. Mesela o zaman Benim gelirsin öyleydi sanırım. masrafsız halletmiş olursun. Mesela biz zaman öğretmen evinde kalırsam 20 liraya hallederim diye düşündük mesela. Gibi hani farklılaşabiliyor. O yüzden hani eve çıkmanın da kendine göre faydası var. Sonradan tabii değişebiliyor. Size kalmış arkadaşlar. Yani hep işte kişisel tercihler yani. Evet. Ama hani en başta yani maaş almadan geçecek bir 15 günlük 10 günlük bir dönem var ya. Yani biz onu atlatabilmeniz açısından düşündük en başta. Yani en başta bir hani hepsini toplarsak en az bir 2000 liraya falan ihtiyaç olacak herhalde. Artık ona göre bir hani hiç paranız yoksa bir borç mu alırsınız artık bir şeyler mi ayarlarsınız bilemiyoruz. Şakası bir yana yani. Evet. Tabii ki durumunuz iyiyse artık size kalmış istediğiniz gibi yaşarsınız yani. Ki ben de bu masrafları yaptım ama hani şeydi, bir Kredi sene mi sonra çekmiştiniz kredi çektim ve bir sene sonra sen? hani eve çıkmıştım. Ben zaten hani az çok bir durumumu toparlamıştım. Direkt gider gitmez daha ev tuttum, yerleştim diyen arkadaşlarım da vardı ama ben dememiştim mesela, hani bir sene bekledim. Zor be ya. Yani ilk gidiyorsun hiç bilmediğin, hiç görmediğin sokaklar, yerler. Evet. Yani direkt gidip bir ev tutmak, yani karar vermek çok zor yani. Bir de şey de güzel mesela, hani bir müddet bekleyip bu, mesela ben buraya gelirken evimi başka bir hocaya sonrasında bırakmıştım. Evet, bak o da çok mantıklı. Mesela benim yan komşum da aynı şekilde, onun da aynı dönemde tayin çıktı. O da başka birisine bırakmıştı ki o bir de başka birisinden almıştı yani, hani üçüncüye başkasına kiraladı. Hani siz de böyle denk getirebilirsiniz birazcık bekledikten Yani sonra. sizin gittiğiniz yerde hani oradan tayini çıkan birisi olabilir arkadaşlar. Hem eşyalar ucuza gelir hem de yani aynen kira devam ediyormuş gibi olur. Böylece depozito vermenize bile gerek kalmayabilir bazen.
Yani evet. Aynen kiranız devam eder. Yani böyle devam edebilirsiniz. Mesela Ekin hocanız da bırakmıştı öyle zaten. Dediğimiz gibi yollar bu şekilde arkadaşlar. Evet. Yani başka ekleyeceğiniz var mı Ekin hocam? Allah yardımcılar olsun. Allah yardımcınız olsun arkadaşlar. Bunlar olacak masraflar. İşte dediğimiz gibi hani maaş zamanına kadar bir şekilde idare etmeniz gerekiyor. Evet. Teşekkür ediyoruz bizleri takip ettiğiniz, dinlediğiniz, izlediğiniz için. Sorularınız olursa bekleriz. Yine ev tutmayla alakalı fikirlerimiz vardı. Onunla alakalı da video yaparız gene. Görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Görüşmek üzere.